Merhaba arkadaşlar. Edebiyat 2 dersiyle devam ediyoruz. Ve destanlara geçtik. Evet hocam. Masallar evet. Bitti. Sen de destanları, sen destanları da bilirsin. Destanları da bilirim hocam. Yine yaş mevzuna gelecek Ahmet hocam. Ulusların ulus oluşları sırasında. Yani çok yani eski zamanlarda. Tarihin karanlık dönemlerinde. Hı hı. Hani senin o ilk doğduğun zamanlar falan yani böyle, anladın mı? Evet. Yani o dönemlerde oluşları sırasında yaşadıkları kahramanlık, savaş, göç, doğal afetler gibi önemli olaylar etkisiyle söylenmiş uzun manzum eserler. Manzum eserlere destan denir. Manzum ne demekti? Hocam göreceğiz herhalde. Ama biz başka bir derste gördük onu. Nerede gördük? Manzum Edebiyat 1'de falan. Tamam. Ben de değildir hocam, Şevval'le gördük. Vallahi senle de gördük. Bak hatırlayacaksın. Vallahi hatırlayacaksın. Bak ne demiştik? Ne demiştik? Nazım, şiir demiştik. Nereden gelecekti aklımıza? Nazım'dan gelecek. Nazım Hikmet'ten. Hani Nazım Hikmet şair ya. Nazım da şiir. Şiirle yazılmış olana ne adıyordum ben? Manzum. Aynen öyle. Manzum. Şiirle yazılmış olana. Hatırladın değil mi? Senle de bir ara yaptık bunu. İyi biliyorum. Hatırladım. Yok yok. Şimdi hatırladım hocam. Manzum eserleri. Neymiş arkadaşlar o zaman? Destanlar şiir şeklindeymiş. Değil mi? Yazılıyor. Çok güzel. Destanlarda bak yine aynı mevzu. Olağanüstü olaylar ve kişiler vardır. Hocam. Ben bunda da olağanüstü var. Masalda da olağanüstü var. Ben bunu nasıl ayırt edeceğim? Nasıl ayırt edeceğim? İkisi de olağanüstü. Sen bir kralsın. Kralsın. Yani yazıyorum. Yazıyorum böyle şiir şeklinde. Aynen öyle. Aynen öyle. Bunun manzum olması sebebiyle arkadaşlar farkı masaldan ortaya çıkıyor. Diyoruz ve toplumların ortak... Sen bir şey diyeyim. Şuradan buyur. Kahverengi kalem versin abi ya. Şunu mu? Ya bu hiç ne yazdığı belli ne bir şey belli. Tamam abi. Tamamdır. Tamamdır. Toplumların ortak duygu, düşünce ve inançları destanlarda dile getirilir. Bunlar yazılı değil değil mi? Sonradan mı? Tabii sonradan yazılıyor. O türede geleceğiz. Dur. Erken hareket etme. Ben almaya çalışıyorum ya. Çeker abi, misin şerini ya? Tamam ben şöyle uzaktan izleyeyim abi ya sürekli. Şu... Kendini sanki çok önemli bir görev var. Bunu al, evet. Bunu al yanabiliyor. Farklı bir şey değil abi. Hakikaten ya sen ne oldu ya bir dur ya. Bir alışkanlık oldu. Sonuna gelince hemen elimi yapıştırıyorum. Burada şu maddede şöyle bir özellik var. Arkadaşlar bakın edebiyat tarihçileri veya işte siyasi tarihçiler ne bileyim toplum tarihçileri falan bir toplumu incelerken bir devletin siyasi hayatını, sosyal hayatını incelerken genelde masallara ve destanlara bakarlar. Çünkü bunlar toplumdan izler bırakır. Toplumdan izler bırakır. Anlaştık mı? Mesela bir destanda bir savaştan bahsediliyorsa hakikaten o savaş vardır. Tamam burada ben... olağanüstü anlatılmıştır ama o savaş vardır yani. Anladım. Yani birazcık sadece bakıyoruz. Olağanüstü anlatılmış. Farklı tabii, şey tabii, tabii. Aynen öyle. Şimdi alabilirim değil mi hocam? Tabii abi. Evet. Şimdi az önce kullandığın cümleyi bir daha kullan. Bu destanlar... İkiye ayrılır. Ha yok onu ben diyeceğim. Ben ne diyeceğim? Hani sonradan yazılmış falan dedin ya. Ha yazıl sözel şimdi, olarak kullanılmış sonradan mı toparlanmış? Aynen dedi. Öyle. Aynen o öyle. Bu türlere doğal biz doğal destanlar diyoruz. Ama bir de direkt oturup destan yazanlar var. Ona da yapma destanlar diyeceğiz birazdan. Arkadaşlar destanlar ikiye ayrılır. Doğal destanlar ve yapma destanlar. Diğer adıyla yapay destanlar. Şu doğal destanlara bir bakalım önce. Toplumları derinden etkilendiği olaylar sonucunda kendiliğinden oluşan destanlar. Kendiliğinden. Bunlar kulaktan kulağa günümüze gelmiştir. İşte birileri bunları derlemişlerdir. Yani toplamışlardır. Mesela Oğuz Kağan destanı. Yani Oğuz Kağan tutup o destanı yazmamıştır yani. Ergenekon destanı, Manas destanı, Göç destanı, Alper Tunga destanı, Bozkurt destanı, Attila destanı. Bu adamlar tutup yazmamışlardır. Bunlar kulaktan kulağa gelmiştir. Sonra biz derlemişizdir onları. Ama kulaktan kulağa geldikçe... Her kişi bir kat. Ha işte bir kat, o da var. Kat, o da var. Aynen öyle. Mesela Manas Destanı dünyanın en uzun destanıdır. Hala devam eden destandır. Şimdi ne demek istiyorsun sen diyeceksin. Ekleniyor mu her yıl? İşte bu. Her yıl derken şöyle. Hala bir eklemeler, çıkarmalar yapılır bu destana. Manas Destanı'na. Kırgızların destanıdır. Çünkü 1991 yılında hani sen bilirsin o zamanları Sovyet Rusya'dan ayrıldılar falan. Orada da hakikaten 25 yaşlarındaydım. 25-30 yaşlarında. 75 yaşlarında falandın sen o zaman. İşte böyle tarihi olaylar olmuştur. Yani destansı şeyler olmuştur. Eklemeler yapılıyor. Sürekli eklemeler çıkarmalar yapılır. Bu Alper Tunga'yı bilirsiniz zaten. Hani her yerde çıkar karşımıza. Alper Tunga öldü mü? Issız Acun kaldı mı? Falan filan. Alalım abi.
Felek öcünü aldı mı indi yürek yırtılır. Geldik ikinci destan arkadaşlar. Yapma yapay destanlar, yani yapay destanlar. İşte bunun oluşturanı bellidir. Ya adam tutmuş demiş ki ya ben bir destan yazayım. Yazmış. Ögeleri doğru düzgün kullanmış. Yani işte olağanüstü kullanacak. Şunu yapacak, bunu yapacak. Yazmış yani. Çılgın Orlando, Aristo. Aristo Çılgın Orlando'yu yazmış. Tasso Kurtarılmış Kudüs'ü yazmış. Yani Kudüs üzerine destanlar çok yazılmıştır. Biliyorsunuz siyasi mevzusunu. Kaybolmuş Cennet Milton. İşte Kuvayi Milliye Destanı Nazım Hikmet yazmıştır bunu. Üç Şehitler Destanı Fazıl Üstü Dağlarca yazmıştır. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani doğal ve yapay olarak iki ayrı. İki ayrı. Yapay destanları sen biliyorsun. Yok, yapay destanlar yazılan destanlar. Doğal destanlar hani sahibi belli değil. Anladın mı? Anonim. Yok, onu ben biliyorum. Bunu sen biliyordun. Ha, evet. Ters yapma. Git. Evet. Destanları bitirdik mi? Ha, bitti. Mi? Evet arkadaşlar. Çok özür dilerim. Hani destanlar böyle bitmez yani, de. Edebiyat 2 için bitti. Evet. Evet, edebiyat 2 evet için. Arkadaşlar. YouTube'a girerek Açık Size TV sayfasına giriş yapın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram, Facebook, Twitter ve Google Plus'tan da bizleri takip edin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.